Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Merhaba Leyla, hoş geldin. Teşekkürler. Bugünkü programın konusu kötülük. Çok iyi bir konu değil, iç açıcı konu değil ama kötülük de çok rastlanan bir şey. Hannah Arendt'in gençlik yıllarından bölümüne değin çok kafasını, zihnini kurcalayan bir konu aslında. Ve 1945'ten sonra felsefenin ana konusu kötülük olacak demiş. Önceleri radikal ve mutlak kötülük kavramlarını kullanmış. Daha sonra kötülüğün daha da yaygın olduğunu, sıradan olduğunu ve sıradan kötülük kavramına dönüştürmüş onu. Bu kitap sıradan kötülük kavramını, kötülüğün sıradanlığı kavramının kitabının da başlığı zaten. Ekman duruşmasının, İsrail'de yargılanan Ekman'ın duruşmalarını izliyor Hannah Arendt ve bu kitabı az sonraki künyesinde vereceğiz. Bu programda çok atıfta bulunacağımız bu kitabı yazıyor. Arendt'in en çok tartışılan ve yanlış anlaşılan bir kitabı aslında. Yahudi kuruluşlarından da ağır eleştiriler alıyor. Hatta Yahudiliğini inkar ettiğini varan suçlamalarda bulunuyor. Oysa işte öyle değil. Hannah Arendt bir belirli bir soruna çok değişik katlardan bakabilen ve bir belirli bir sorunu farklı perspektiflerden yaklaşabilen bir düşünür. Burada hukuk yönü de çok ağır basarak Ekman'ın yargılanmasını ele alıyor. Duruşmaları dediğim gibi izlemiş. Ekman'ın bir kere kaçırılışı, Arjantin'den İsrail'e getirilişi. Daha sonra yargılanışı. Ekman Yahudilere karşı suç işlemekle suçlanıyor, itham ediliyor. Oysa Yahudilerin şahsında insanlığa karşı bir suç işlemiştir Ekman diyor Hannah Arendt ve bunu uluslararası bir mahkemede yargılanması daha doğru olurdu diyor. Evet, her zaman olduğu gibi çok doğru bir, yani genel doğru gibi kabul edilen şeyin arkasındaki asıl şeyi bir şaşmaz pusula gibi bu görmüş tabii Hannah Arendt. Evet. Yani. Bu eleştiriyi derinleştiriyor da aslında. Nürnberg mahkemelerini de eleştiriyor. Yani Ekman duruşması Nürnberg mahkemelerinin bir uzantısı. Çünkü orada da Londra anlaşmasına göre kurulan, bir tüzükle kurulan, daha sonra bu uluslararası askeri mahkeme dedikleri galip devletlerin bir mahkemesiydi diyor. Orada yeni suç tanımları da getiriyor. İşte insanlığa karşı suçlar, savaş suçları. Savaş suçları uluslararası hukukta var. Yani bir savaşın nasıl yapılacağına dair yazılı olmayan kurallar var. Ama daha sonra bu mahkemede Nazileri yargılamak için savaş suçlarının kodlandırılıyor. Yani uluslararası yazılı hukuk haline getiriliyor. Ama bunların da çok sorunlu olduğunu söylüyor Hannah Arendt. Yani örneğin insanlığa karşı suç tanımının savaşta galip gelmek için mücadele eden taraflardan birinin biraz aşırılığa kaçmış olması, muzaffer olmak için biraz fazlaca adam öldürmüş olması gibi. Bu kadar basit değil insanlığa karşı işlenen bir suç. Burada az önce söylediğimiz sistematik cinayet var. Bir kimse, özellikle Holocaust'ta. Savaş suçu denildiğinde ise savaş suçunu sadece Almanlar işlemediler. Eğer galipler de işlemişlerdi. Yani müttefikler de savaş suçu işlemişlerdi. Alman şehirlerin savaşın sonunda Coventry'ye müsilleme olarak Dresden'in bombalanması ve sonunda da atom bombası atılması. Yani öyle bir silah ki bu sivil halkın üzerinde etkisinin olmaması mümkün değil. Dolayısıyla savaş suçunu işleyenler müttefikler saflarında da var. Müttefikler de işlemişlerdi. Nürnberg mahkemeleri de muzaffer olan tarafın kendi ölçülerini göre bir yasalar yapması ve bunları uygulaması. Dolayısıyla sonuç hiç çok da tatmin edici değildi diyor. Üstelik Ekman olayında Arjantin'den kaçırılmasını, devletsiz orada bulunuyor yani Ekman. Arjantin'le İsrail arasında herhangi bir suçların iadesine dair ilişkin bir yasa yok. Ve Arjantin'de Nazileri gerçekten de kolluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra bütün suçların zaman aşımına uğradığına dair bir ilişkin bir yasa varmış Arjantin'de. Buna göre onun içinde hepsi büyük elebaşlarının, Nazilerin, kurtulabilenlerin savaştan filan orada, yani büyük ölçüde Arjantin'de bu yasal boşluktan yararlanıyorlar. Mengele. Doktor Mengele başta. Evet. Almanya talep etmiş ama alamamış mesela. Ama buna rağmen İsrail böyle bir talepte bulunabilirdi. Arjantin büyük bir ihtimalle vermeyecekti ama böyle bir talepte yine de bulunmalıydı diyor. Evet. Arendt.
İkincisi bir başka itirazı Almanya'nın kendi vatandaşı olmasına karşın Eichmann'ı iadesini istememiş olması. Burada sorun. Evet. Alman yakalandığında artık Almanların bu yargılanmanın tekrar bir Alman, anti-Alman rüzgarı estireceğinden korkuyoruz demişler Alman yetkililer. Aslında hala Eichmann'ın yargılandığı 60'larda Almanya'da polis örgütün içerisinde, yargı organının içerisinde, savcılar, yargıçlar, Nazi Almanya'sında görev yapmış pek çok kişi vardı. Yani şeyde de öyle tabii, yani Amerika Birleşik Devletleri ondan sonra bu Gladio şeklinde örgütlenecek, yani komünistlerin işte İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından komünistlerin ve sol muhalefetin yükselmesi karşısında onları iyice bastırıp kendi istediği müttefik yönetimler gelmesini sağlamak için de en önemli Nazileri, Nazi kasaplarını filan CIA üstlendi, kullandı ve Avrupa'da da kullandı. Hatta Türkiye'de, Soğuk Savaş sırasında. Evet, Türkiye'de de şeyin, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilatlandırılmasında da en önemli rolü oynayanlardan biri Geylen adlı bir Nazi subayı. İstihbaratçısı yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Aslında 1968'deki öğrenci muhalefetinin taleplerinden bir tanesi Almanya'nın Nazilerden yani Alman toplumunun Nazilerden arındırılması, Nazilerin yargılanmasıydı. Böyle bir talepleri de vardı. Pek çok yöntemleri eleştirebilir misin? Baader-Meinhof'un da böyle bir talebi vardı aslında. Evet, yani tabii. Ama daha geniş öğrenci kitlesinde şey vardı. Evet, yani pardon sözünü keserek Almanya'nın Eichmann'ı kendi vatandaşı olarak geri talep etmemesi büyük bir işte asıl hukuk, vicdan ve adaletin yerini siyasi kaygıların aldığını gösteren en iyi örneklerden biridir yani. Evet. Başka bir şeyi kullanıyor yani Eichmann. Holokost tarihçisidir mesela Marcuse'nin torunu Harold Marcuse. O 60'lardan sonra o genç kuşağın içerisinde bu konuda büyük bir bilinç geliştiğini söylüyor. İşte Anne Frank'ın hatıra defterini okuyan, Gece ve Sisi izleyen o kuşak ebeveynlerinden bir hesap sordular aslında yani. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda devlet görevlilerinden hiçbirinden temiz kağıt istenmemiş. Çünkü böyle bir kağıdı getiremezler. Yani yok, hepsi Nazi Almanya'sının içerisinde görev yapmışlar. Üstelik bu insanlar çok sıradan insanlar. Yani suç çeteleri değil. Yahudilerin kökünü kazımak istiyorum ben diyen pek çok sıradan insan varmış Almanya'da. Yani doktorlar, avukatlar, sıradan insanlar, komşularınız. Yani bir insan sadece Yahudi olduğu için öldürmeyi, onun soyunu kurutmayı, soyunu ortadan kaldırmayı istiyorsun. Bunu isteyenler çok. Bu insanlar da şey değil, ya akıl hastası falan da değiller, psikopat da değiller. Çok savaş bittikten sonra kendilerini hiçbir şey yapmamış gibi toplum içerisinde kolayca gizlemiyorlardı aslında. Olan bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar bu insanlar. Dolayısıyla ruh hastası falan da değil. Yok yani. Sadece işte suç ortaklığı yapmış oluyor susarak yani. Kötülüğün sıradanlığı dediği. Evet. Kötülük sıradan. Çok sıradan. Yani banal şey, yani. Evet. Burada Kant'ın Batı bir insanın yapabileceği bir kötülük kaynağı olarak bencilliktir. Yani kendisine bir çıkar sağlamak için yapılabilir. Ama Holokost'taki kötülük aslında insani sayıklarla, insani dürtülerle açıklanacak bir kötülük değil. İnsanda çok başka bir şey bu. Yani kendine menfaat sağlamak için çok, o da bağışlanmaz bir kötülük. Onun da cezası mutlaka almalı ama insan anlayabiliyorsun. Evet. Bunu anlayamıyorsun. İnsan, kavramsallaştırabiliyorsun. Evet. Çok kavrayabileceği bir şey değil. O baştaki radikal kötülük dedi, mutlak kötülük dediğin sonunda aklı yatıyor hocasıyla mektuplaştıktan sonra ve evet sıradan galiba diyor bu kötülük sıradan. Evet ya. Çok ama sıradan olması da kötü, daha korkutucu kötü. Tabii asıl o, çünkü o zaman artık başka bir boyut kazanıyor. Kozmik bir boyut kazanıyor. Yani bunun yalnız toplumsal değil, adeta biyolojik bir şey, kökenini bile araştırmaya başlayabilirsin. Evet. Bu kötülük nereden geliyor içimizdeki her insanda olan diye. Ve Cuma Adlı Adamlar programında Halil Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madra kötülük
meselesi üzerinde konuşuyoruz. Elimizde iki kitap var, oradan kalkarak bazı şeyler söylemeye çalışıyoruz. Biri Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı, Adolf Eichmann Kudüs'te başlığını taşıyan Metis yayınlarından yayımlanmış ünlü kitaplarından biri. Felsefeci ve aktivist de diyebiliriz Hannah Arendt'in 1963'te yazmış olduğu, 64'te ve fakat birinci basımı Türkçe'de Aralık 2009'da yapılmış olan Özge Çelik Türkçeleştirmiş Metis kitaplarından. Bir de gene aralarında Hannah Arendt'in de bu kitabının, daha doğrusu bu kitabın da ele aldığı kavramları da içeren Radikal Kötülük üzerine bir derleme, bir felsefi sorgulama daha doğrusu. O da Richard Bernstein'in bir kitabı. Onu da Varlık Yayınları'nda Nil Erdoğan ve Filiz Deniztekin'in çevirisiyle yayımlanmış 2002 tarihli bir kitap var elimizde. Bunların üzerinde konuşuyoruz. Ben de bu sırada Açık Kitap geldi aklıma. Auschwitz maddesinde bu tam bu sıradan banal kötülük denirken kimsenin dışında kalamayacağı bir basit kötülük dalgasına ilişkin bu şeyin ilginç, Heimrad Bakker'in çok ilginç bir kitabı yayımlandı. Onun Auschwitz üzerine tutanak başlıklı, aslında tutanak diye ve son derece soğuk bir dille sadece istatistiksel vesaire böyle buz gibi bir dille söylenince o kötülüğün sıradanlığı ve ürkünçlüğü büsbütün ortaya çıkıyor. Fakat gibi çarpıyor insanı. Evet, mesela yani Amerika maddesinde şöyle diyor, Amerika işte 42'de Amerikan hükümetine gönderilen telgrafta Avrupa'daki Yahudilerin gazla öldürülmekte olduğu yazılıydı. Telgrafta mesajın müttefikler arasındaki Yahudi kökenli liderlere ve New York'taki hahama da aktarılması rica ediliyor. Müdahale etsin diye Amerika 42 senesinde tam doğruğa çıktığı zamanlar yani. Mesaj müttefik olmanın getirdiği olağanüstü durumlar sebep gösterilerek ve yardımcı olmanın imkansız olduğu gerekçesiyle kimseye iletilmemiş. İşte kötülük böyle bir şey. Ya da mesela failler başlığında şöyle diyor. Auschwitz depolarındaki binlerce kıyafet ve ayakkabı ihtiyaç sahiplerine, çocuk ve gençlere dağıtıldı. Bu kadar çok giysi ve ayakkabı nereden geliyordu? Merak eden olmadı diyor. Böyle bir şey yani. Evet. Yani son olarak bir şey daha okuyayım. Hakim sordu. Yani Auschwitz'te görev yapan herkesin iyi ya da kötü olmayı tercih etme hakkına sahip olduğunu mu söylüyorsunuz? Doktor Lingens cevap verdi. Evet, aynen bunu demek istiyorum. Şimdi söz konusu senin az önce künyesini verdiğin kitap Kötülüğün Sıradanlığı. Pek çok bu sorunları Yahudileri de eleştiren bir kitap aslında. Arendt'in. Ve kendisi de öfkeli eleştirilerin hedefi olmuş. Yahudilerin fazlasıyla uysal olduklarını, aymazlıkla yaptıklarını söylüyor. Mesela Yahudi örgütleri 1935 tarihinden itibaren peş peşe yasalar çıkartılıyor. Yahudiler devlet dairelerinde görevlerinden alınıyorlar. Bazı meslekleri yapmaları yasaklanıyor. Almanların evlerinde hizmetçi olarak çalışmaları bile yasaklanıyor bir Yahudi kadınının. Pek çok yasa çıkarıyor. Buna rağmen Yahudi örgütleri, hahamlar gidip Nazilerle uzlaşmayı deniyorlar. Yani bize bir alan bırakacaklar. Alman devletsiz insanlar olarak ya da ikinci sınıf vatandaşlar olarak biz burada yaşayabileceğiz. Öyle düşünmüşler. Oysa modern Avrupa'da Dreyfus olayı Yahudi düşmanlığının ne kadar fazla olduğunu göstermişti. Apaçık bir örnek olarak. Evet. Evet. Yani bu büyük bir aymazlık. Bir soru daha soruyor. Neden bu kadar uysallıkla toplama kamplarına gittiniz? Neden o trenlere bindiniz bu kadar uysallıkla? Ölüm mangalarının karşısında niye bu kadar dizildiniz siz? Varşova getosundaki genç Yahudiler direndiler. Onlar orada ölmeyi tercih ettiler. Evet, o müthiş bir şeydi, cesaret gösterisi ve ağır
bedelini de çok ağır şekilde ödediler tabii ama epey de hasar vererek ama seçme haklarını kullandı. Az sayıdaki direnişlerden bir tanesi evet. Aslında yani bir kahramanca, heroik bir olay. Şeydi. Evet. Schönberg'in de biraz abartıldığı söylenir. Mesela Varşova getosundaki Yahudilerle o direnişi destanlaştırdığı bir eseri de vardır. Şimdi bu soruları sorması Holocaust'un üzerinden çok fazla geçmeden 1960'larda bu soruları sorması biraz Yahudi cemaatleri içerisinde, Yahudi toplum içerisinde öfkeye, tepkiye yol açıyor. Ama bu herkesin sessiz olarak dile getirdiği şeyleri ya da alçak sesle dile getirdiği şeyleri alenen ortaya koyuyor. Çok önemli bence de. Belki bunu hatta ne bileyim başka, yani bu meseleyi böyle konuştuğumuz zaman sanki Yahudilere bir etnik grup olarak gibi söylüyoruz aslında. Hannah Arendt de kendisi de Yahudi olarak. Ama, işte, ama bir de şey var yani Türkiye'de mesela. Daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915'te daha önce evet. Gelen Ermenilere evet, evet. Karşı yapılan mesela girişler işte çeşitli kıyım ne de kıt'al ta yani 1915'ten öncesinden evet. Başlayan şeylerde de fazla bir direniş ya da ses çıkartma olmuş mu tartışılabilir yani. Şimdi bunun antisemit olmakla falan hiç ilgisi yok bunu söylemenin. Yani ama bu böyle bir suçlama değil bize. Hannah Arendt'e de Yahudiliğini inkar eden Yahudi gibi hala var. Yani internette çok aşırı fanatik Yahudi örgütlerinin suçladıkları bir yazar Hannah Arendt. Tabii Norman Finkelstein, Noam Chomsky. Ama Hannah Arendt için Yahudilik çok fazla bir sorun olmamış. Yahudilik kabul ediyor elbette. Mesela bir sözü var gençlik yıllarında. Eğer siz bir Yahudi olarak haksızlığa uğruyorsanız kendinizi de bir Yahudi olarak savunursunuz dedi. Bir sözü de var. Ama doktora tezini Ermiş Augustin üzerine yapıyor. Bir Hristiyan düşünür üzerine. Evet, Azizi üzerine. Evet. Yani Siyonist örgütlerle bir ilişkisi de var. Ama tarafsız o yani. Farklı da bak, olaya farklı da bakmıyor. Becerebilen birisi. Bağımsız entelektüel evet. Böyle bir şey işte. Evet, doğru. Düşünen doğru. Bir insan. Ya müttefikleri de pek çok açıdan eleştiriyor. Şimdi demin 1915 ile ilgili bir şey söyledin. Çok doğru aslında, benziyor biraz da. Bir tür provası gibi. Almanların da orada bir payı vardır, parmağı vardır yani. Demin diğer kitapta, Bernstein'in kitabında da Hannah Arendt'e büyük bir bölüm ayırmış. Levinas'ın yanı sıra. Evet, radikal kötülük. Agamben'in de. Bir insanı öldürmeden önce, kamplara göndermeden önce onları insan olarak gereksiz hale getiriyorsunuz diyor Arendt. Bu ne demek? Bütün her şeylerini, onlara ait olan her şeyi üzerinden alıyorsun. Evet. Yani yasalarla alıyorsun. Vatandaşlıktan çıkarıyorsun, şunu mallarını alıyorsun ellerinden. Her trene bindiklerinde çıplak bir hayat olarak varlar. Hiçbir kampta uğradıkları haksızlık, ben insan haklarından yararlanacağım, medeni hakların var. Bunun hiçbirini söylemiyorsun. Onlar hepsi yok. Elinden alınmış tabii, çıplak tabii. Bir hayat var orada. Bir yani ava açık bir şey gibisin, canlı gibisin. İnsan da olmayabilirsin. Yani insanı gereksiz kılmak zaten. İnsanı insanlığından çıkartmak. Evet. Aşağılayarak evet. Öldürmek. Ayrıca ahlaki kişiliği de öldürmek insanda. Aynen öyle. Çok önemli bir şey. Mesela burada pardon gene bir şey. Yine açık kitaptaki bu Auschwitz maddesine dönecek olursak. Primo Levi'nin. Hı hı. Diyor ki bizler köleyiz. Her hakkımız elimizden alındı. Ölüme mahkumuz. Ama hala tek bir gücümüz var. Reddetmek, razı olmamak diyor. Bence bu çok son derece önemli bir nokta yani. Ve bunu sonuna kadar savunmalıyız. Bu yüzden kirli sularda sabunla yüzümüzü yıkamalı ve ceketimizle kurulanmalıyız demiş mesela. Evet. Bu muazzam önemli bir şey. Her türlü dayanışmanın ortadan kaldırmak. Mesela bir anneye iki çocuğundan bir tanesini gaz odasına göndereceksin, diğerini de alabilirsin diyorlar. Böyle bir tercihle şey yapıyorsun. Bunu böyle seçme çok hakkı, vicdan azabı çeken insanlar vardır. Anneler, kadınlar vardır. Ama orada artık vicdan denen o kararı verirken vicdan diye bir şey ortada. Olamaz zaten. Ahlaki kişiliği öldürüyor. Yani Auschwitz'e
getirilen trenler dolusu, evet, insan ayakta beklerken mesela işte demin adını da ettiğimiz Doktor Mengele, evet, ıslık çalarak aralarında dolaşırmış onların ve hayatta kalacaklar sola, gaz odasına gidecekleri sağa ayırarak böyle bir seçme hakkı. Evet, evet. İşte orada o Doktor Mengele'nin yaptığı, kendine kadiri mutlaklık atfetmek diye ona, evet, Arendt. Evet. Kendini her şey yapmak gücünü bulmak. Bunu atfettiğinde kendi, bu soykırımların kaynağında bu böyle bir kötülük var. Kant'ın söylediği o bencillikle falan hiç alakası yok. Yok, onu çok aşan bir şey var burada. Kadir mutlaklık atfetmek radikal kötülüğün kaynağı bu. Mutlak kötülüğün kaynağı bu. Çoğulluğu kabul etmemek, kendini her şeyden üstün görmek, kendinin dışındaki her şeyi de bir hiç olarak görmek. Onlara her şey yapabilirsin. Gaz odalarını gönderirsin, gaz odalarını göndermeden önce böyle sağa ve sola ayrılmalarını söyleyebilirsin. Evet. Bu çok daha kötü. Doğrudan gaz odalarına gidin demek kadar kötü bir şey bu. Belki de ondan da, evet, kötü. Evet. İnsanları sıraya ayırmak. Bir anneye iki çocuğundan birini ver, biri gaz odasına gidecek, biri sende kalabilir demek. Evet, yani yaratan, evet, ve yok eden, evet, kudret oluyor. Yani tanrısal bir güç, tamamen uhrevi, büyük bir güce sahip, semavi bir güce sahip olmuş oluyor. Kendinin dışında hiçbir insanın varoluşunu tanımamak demek. Varoluş hakkını tanımamak demek. Onlara, evet, her şey yapabilirsin. Kadir mutlak olarak görmek. Ve diğer insanları gereksiz hale getiriyorsun. Onları. Evet. Arendt'in söyledikleri bu kötülükle ilgili olarak. Ama dediğim gibi radikal kötülük kavramını daha sonra tez hocası olan Carl Jaspers ile yazışmalarında daha ikna oluyor ve gerçekten böyle. Yani insan bu mu sorusuna başka bir türlü cevap veriyor. Daha doğrusu cevabı çok hakikaten sıradan, yani bu kötülük. O Naziler, Eichmann'ın işbirliği yaptığı insanlar sıradan Almanlar. Az önce de söylemek istiyorum. Sıradan. Evet. Alman toplumu içerisinde kolaylıkla savaştan sonra var olabiliyorlar. Aileleri var, çocukları var, sevgilileri var, meslekleri var. İşlerine gidip geliyorlar. Yani o geçmişi hatırlamıyorlar. Hatırlamak bile istemiyorlar. Kimse de onları hatırlatmıyor. O toplumun içerisinde sanki hiçbir şey olmamış gibi var, yaşantılarını devam edebiliyorlar. Alman toplumu bu. Korkunç olan bu. Fransa'da da böyle. Çok işbirlikçileri var. Hiçbir şey olmamış gibi yıllar sonra çıkıyor işbirlikçi oldukları insanların. Kendilerini kolayca saklayabiliyorlar. Hiç kimse onların böyle cinayet işleyecek bir insan olduğundan şüphelenmiyor. Kendini kolayca saklayabiliyorsa çok normal bir insandır bu. Evet, ve bu söylediğinin uç noktalarından biri de, yani olabilecek en absürt bulduğum noktalardan biri, Birleşmiş Milletler gibi işte bütün insanlığı temsil edecek, evet, bir, evet, yerin başına getirdi, evet, genel sekreter Kurt Waldheim, evet, bir Nazi subayıydı. Çok, ve gizlediler bunu, yani, evet, çok, bütün dünya, çokmuş. Yani Alman toplumunda çok. Dünyanın barış ve güvenlikten sorumlu örgütünün de başına getirdiler, evet, bir Nazi'yi. Yani. Bir de tabii şu var, yani Almanya'da değil Avrupa'da, Dreyfus olayı öğretmeliydi Yahudilere çok şey. Ne kadar çok düşmanları olduğunu, yani paranoya olmak değil bu. Sadece Yahudi oldukları için öldürülmek isteneceklerini bilmeliydiler Yahudiler. Evet. Böyle uzlaşmalara girmemeliydiler diyor. Yani bunu demin de söyledim, bunu söylemek antisemitizmle falan hiç ilgisi yok. Hatta ben bir şey daha, bir anekdot. Tabii tabii. Açık Radyo'da yeni bin yıl için programlar hazır. Herkes yeni bin yıl programının konusunu yeni bin yıl seçmişti. Ben o zaman harita metot defterini müzik yaparken Holocaust'u 20. yüzyılın en önemli olayı saymıştım. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Schoenberg'in de onu andığımız o Varşova getosundaki Yahudi. Evet. Şimdi aklıma gelmedi ama bir çalmalıydım. Sir Keith Tippett'in, Michael Tippett'in pardon, zamanımızın çocuğu. O da bir Alman diplomatı öldüren bir genç Yahudinin hakkında bir şeydir, eserdir. Onu da çalmalıydım yani. Evet. Yani şeyde mesela Amira Has var, evet, bu Haaretz'in Filistin'de çalışan tek gazetecisi, sürekli olarak oradan şey yapıyor. Kendisiyle radyoda da konuşma fırsatımız oldu. Çağın bence önemli meslektaşlarımızdan biri, önde gelen. Onun anlattığı bir hikaye. Annesi onun kampta kurtulanlardan birisi ve çok önemli bir, onun hakkında da önemli bir kitap yazmıştı.
bir yerde şeyi anlatıyor Amira Hasta. Diyor ki annemin en çok etkileyen şeylerden biri işte o kamplara, trenlere, yük trenlerine, hayvan yük trenlerine filan bindirip götürülürlerken bu Auschwitz'e ve diğer Dachau'ya filan. Oradaki seyreden, toplanmış seyreden insanların o bakış işte asıl o bitirir diyor. O bakış öldürdü diyor. Evet, bakış öldürdü diyor. Çünkü bakarken görmüyor bile onları. Böyle bir hakikaten yük vagonunu seyrediyor. Yük vagonun içindeki balyaları seyredermiş gibi bakıyorlar ve tek kelime etmeden. Onu asla unutmamış yani. İlginç. Ve devam ediyor programımız. Cumalı Adamlardasınız Açık Radyo'da. Ve kötülük, sıradan kötülük, radikal kötülük ve bunlar üzerine konuşuyoruz. Bir son bir alıntı da yapayım şu kitaptan. Tutanak adlı Heimrad Bakker'in derleme kitabı. Dünya Yayınları'ndan 2005'te yayınlanmıştı o da. Erhan Altan ve Selda Sakan'ın çevirileriyle. Onları da söyleyelim. Biz açık kitapta da izinle bunu maddeleştirdik Auschwitz'ten. Auschwitz olarak. Burada bir de ilginç bir şey var. Neden diye bir başlık var. Susamıştım diyor. Pencerenin hemen dışında bir buz sarkıtı gördüm. Koparmak için elimi uzattım. Kapıdaki asker beni durdurdu. Neden diye sordum. Asker cevap verdi. Burada neden diye bir şey yoktur. Bu kadar basit işte. Evet, yani nasıl? Orada hiçbir hakkın yok. Evet. Orada sadece çıplak bir hayat var. Her şeye aşağılanmaya, eziyete, zulme, işkenceye açık bir insan bedeni var orada. Bir de Almanya'da gerçekten akıl almaz bir biçimde Alman toplumunda 2. Dünya Savaşı'nda yönetenler de eski Naziler. Yani Hür Demokrat Parti'nin önde gelenleri içerisinde siyaset yapanlar Nazi rejiminin içerisinde görev yapmış çok insan var. Ve o zaman bir açıklama Naziler Alman toplumu içerisinde azınlığı oluşturuyorlar diyor. Hayır çok yani Eichmann da söylüyor. Ben çok önemli bir görev almadığını söylüyor. Olabilir ama ölüm makinesi küçük küçük görevlerden oluşuyor zaten. Aynen öyle. Herkes yani bir imza atıyor. Trenlerde kimlerin gideceğini, ölüm gaz odalarına kimlerin gideceğini, nakillerin nasıl yapılacağına dair basit basit kararlar alıyorsun. Böyle ufak kararlar. Evet, ve çok basit bir istatistiksel bilgilerden ibaret. Yani gaz odası var. Onun bitişiğinde krematoryum var, fırın var. 24 saat içinde 1440 cesedi yakma kapasitesine sahip bir günde gaz odasının girişinde bir de soyunma odası var. Evet. Bu kadar basit bir gerçek işte. Orada elbiselerini, ayakkabılarını ne varsa çıkarıyorsun, giriyorsun. Ama çok da son derece yani insanın aklı gözünün önüne geldiğinde de korkunç bir şey bu. Çok büyük bir korku, akıl almaz bir şeyi, vahşeti çok doğal bir biçimde yapılması, ifa edilmesi, evet, aşamalardan geçilmesi. Ve bu insanların belki de bundan dolayı yani o ufak büyük zulmün küçük ortakları oluyorlar. Kendini Eichmann'ın söylediği gibi ben çok değilim yani. Hatta ben bana Yahudi düşmanı bile denmez. Dostlarım arasında çok Yahudiler vardı. Hiçbir zaman Yahudilere düşmanlık beslemedim. Kendisinin eğitimi konusunda abartılı bilgiler vermiş. Yalan, birçok yalan söylemiş. Başarısız bir adam. Aslında babasının olmak istediği hiçbir zaman oğul olamamış. Böyle birisi ama doğru, sıradan da bir evet, görevlisi. Tamamen aslında öyle ama o levye gibi işte. Evet ama onun evet böyle sıradan insana katılmasalar o makine işlemeyecek. Giyotini indiren levye, celladın ya da işte şeyin düğmesine basan, gaz odasında zehirli iğneyi enjekte edecek düğme gibi bir şey insan yani. Arendt'in bu kötülük kavramlarını ele alırken yaptığı şey sadece Holocaust'u dikkate almıyor. Evet, Holocaust onun gündeminde ama bütün totaliter rejimleri de dikkate alıyor. Stalin'in Rusya'sında ele alıyor. Nazi rejimini. Bütün gulakları da dikkate alıyor. Ve bu yüzden de çok haksız biçimde, hiç hak etmediği bir biçimde soğuk savaş ideoloji olduğu da söylenmiştir. Ama alakası yok. İşte tabii yani böylesi insanların herhangi bir kesimin desteğini almasına imkan yok. Çünkü evet, sadece gerçekten doğru, yana doğru, ve düşünceden, serbest doğru, düşünceden doğru şey yana. Yani evet, her hiç kimsenin adamı olmamak. Olamaz. Ben Pasolini'nin ilgili birkaç yazı okurken şey yapmıştım. Herkes ona düşman. Katolik Kilisesi bir ara dost ama düşman. Komünist Partisi düşman. Herkesin, hiç kimsenin arası iyi değil.
Herkes onu dışta bırakıyor. Hiçbir bir yere ait olamıyor tam olarak. Hannah Arendt de öyle. Aynen, yani öyle. 20. Evet. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük siyaset felsefecilerinden bir tanesi. Evet. Ve çok az sayıda, çok fazla kadın yok aslında. Onlardan bir tanesi ama... Pek çok açıdan öncü bir kadın, evet, ama o yüzden de tahammül edilemiyor işte. Totaliter rejimlerin özelliklerinden bir tanesi birey tekili tanımamak. Yani insanı tanımamak. Herkesi bir özle birleştirmek. Bir öz birleştirmek. Ama insan öze indirgenemeyen bir varlık. Herkes tekil. Burada Kant'ın kendiliğindenlik kavramını üzerinde duruyor. Onu çıkış noktası olarak alıyor. Ölüm kamplarında, toplama kamplarında yapılanlardan bir tanesi ahlaki kişiliği öldürüyorsun, aşağılıyorsun. Ama bütün bunların sonucu insanın özgürlüğünün belirleyici niteliği olan kendiliğindenliği ortadan kaldırıyorsun. Kendiliğinde rasyonel bir fail olması hayatında, kararlar alabilmesi, istediğini yapabilmesi, başka insanlarla dilediğince ilişki kurabilmesi ve hepsinden önemlisi, Arendt'in çok önem verdiği, başlangıç yapabilmesi. İnsan başlangıç yapabilir. Daha önceden öngörülememiş bir şeyi başlatabilen, bir süreci başlatabilen bir varlıktır. Augustine o sözünü çok seviyor mesela. Başlangıç olsun diye insan yaratıldı. İnsanın böyle bir özelliği var. Ama kamplardaki bütün bu şey, kendiliğindenliği ortadan kaldırırsan, gereksiz hale getirirsen, insanı tekil olmaktan çıkarırsan, insan teki olmaktan çıkarıyorsun yani. İnsanı insan yapan o özelliğinden başlangıç yapabilme, hayatının faili olabilme, kendi hayatını biçimlendirme, bütün bu yeteneklerini, kapasitelerini insanın elinden almış oluyorsun. Sadece Holocaust toplama kamplarında değil, toplama kampları bunun en uç örneği. Totaliter rejimlerde de. Totaliter rejimlerde de. Demokrasiyi dışlayan rejimlerde de aslında. Değişik derecelerde belki. Belki Stalin'in Rusya'sındaki, Nazi Almanya'sındaki gibi değil. Ama insanın, 20. yüzyıl insanın hala da öyle. En önemli sorunundan bir tanesi o kendiliğindenliği, hakkını elde etmek. İnsandan vazgeçmemek, feragat etmemek. Yahudiler o soruyu soruyor. Neden insanınızdan bu kadar kolay vazgeçtiniz, feragat ettiniz siz? Direnseydiniz diyor. İnsanın böyle bir şeyi var. Zor bir şey bu. Çok da kolay değil tabii. Elinde makinalı tüfek tutan bir Alman askerini direnmek kolay bir şey değil. Dünyanın en zor şeylerinden biri. Hiç şüphe yok yani. Ama yani, vazgeçtin de insanlığın. Evet, başka bir şeyden vazgeçtin. Onun için de çok sayıda insanın... ben hep şeyi de düşünmüşümdür burada bir spekülatif nokta olarak da koyayım, onu da müsaade edersen. Yani çok sayıda insan daha sonra yazar çizer olan bu Nazi zulmünden bir şekilde yakayı kurtarmış, canlı olarak kurtulmuş olan insanların uzun yıllar sonra intihar etmeleri, evet, çok evet, yüksek sayıda bu aslında. Vicdan yani, sonra yıllar sonra gelip buluyor insanı. Belki de bununla ilgili. Evet. Üstelik de çok önemli şeyler söyleyen Primo Levi gibi, evet, 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 yani bu direnme hakkını savunan insanlar, evet, bile yıllar sonra bunu, evet, aşamayıp intihar etmelerini çok düşünmüştüm, evet, sebebini. Evet, biraz da böyle bir şey, evet, işte doğru, herhalde. Yani çok insanın yaşayabileceği çok... en kötü deneyimlerden bir tanesi herhalde. Evet. Travma. Travma sözcüğü de yeterli mi bilmiyorum. Yani insanın bütün yaşamı boyunca izlerini taşıyacağı bir deneyim. Oradan sağ çıksa dahi. Yani şiir yazılamaz. Evet, evet, doğru. Adorno'dan, değil yani. Adorno'nun sözü, doğru. Artık sanat yapılamaz. Sanat yapılamaz. Şiir yazılamaz. Doğru. Tabii Arendt'in bir vurgulamasını da hatırlatmak gerekiyor. İnsanlar ortak bir öze indirgenemezler. Her kez tekildir, bireydir, kendine hastır, nevi şahsına münhasırdır. Ama bu bizlerin ortak bir dünyada yaşamamıza da engel değil. Ortak bir özümüz yok ama buna rağmen ortak bir dünyanın insanlarıyız, yurttaşlarıyız. Bu çok önemli. Yani bir insanların birbirlerinin farklılıklarını tanıyarak var olmaları. Bugün daha çok, daha sık dile getirilen bir söz, bir düşünce bu ve belki de haddinden fazla dile getiriliyor. Ama bunun 1940'larda söylemiş, 1940'larda hemen sonra, 45'ten sonra söylemiş olması önemli. Çok önemli tabii yani ve bunu sistematik bir şekilde köküne inerek, evet, gerçekten radikal bir düşünceyle de öne sürmüş. Bu alanda bir de mesela beni hep düşündürmüş olan bir veri var. Mesela Talat Paşa, evet, bütün bu şeyleri, tehcir, evet, kararlarını verip işte odasına, kendi evine kurduğu telgrafhaneyi de müthiş bir bilgisayar gibi kullanarak aslında, hı hı, düzenler, örgütlerken bir yandan da arkadaşı da Gomidas mesela, evet, aile dostu, hı, onu da bir kararla işte
yüzlerce entelektüel, yüz küsur gönderiliyor. Hı. Ve sonunda çok pek azı dönebilecek. Hı. Dönenlerin bir kısmı da Gomidas gibi sonunda akıl hastanesinde kalacak. Akli melekelerini yitirmelerine yol açacak. Depresyona falan girecekler. Ama eşi falan o sırada verdiği konserlere falan gidiyor. Yani böyle evet. Bir... Ama Almanya'da da böyle. Evet, yani arada işte yaşantı o... olarak da, bakış olarak da o kararları alma süreci de 1915 ile 1933 ile 45 arasında Almanya'da olanlar birbirine çok benziyorlar. Evet. Yani bir provası gibi bir şey aslında. Zaten ilk yerinde ona benzer bir şey var. Yani biz evet, bir deneme yaptık, öğrendik filan evet, oradan. Hitler'in bir sözü var. Yani evet. Birbirine çok yakın. O bakımdan da. Şimdi bir de soykırım tanımlaması daha sonradan çıkıyor. Ama ceza açısından bu çok istisnai bir durum. Yani. Tabii geçmişe yürürlü. Evet. Yani Ermeni meselesi konusunda çok duyarlı olan bir akademisyen... O zaman soykırım sözcüğü yoktu. Soykırım tanımı yapılmadığı için öyle tanımlayamayız 1915'i demişti. Bu ben katılacak bir düşünce değil bu. Yani burada insanlık suçundan bahsediyoruz biz. Dolayısıyla evet. Geçmişe yürürlü. Yani kanun olmadan suç olmaz kuralı var. Bu o sıradan suçlar için. Bu, biz insanlık suçundan söz ediyoruz. Yani evet. Elbette ki geçmişe yürürlü. Yani onun adını da koymak lazım. Evet, Kabil'e kadar evet. Geri gider yani. Ha, ama orada bir şey var. O benim aklıma geldi. Kabil ile Habil arasındaki şey iki kardeş kıskançlıktan geliyor. O insani dürtülerle işleniyor. Evet, onda yorumu o, yapabiliyorsun. Evet. O yani on emirdeki yasaklardan birinin ihlali. Günah kavramıyla açıklanabilir bir şey. Soykırım öyle değil. Değil kardeş değil. Öldürmekten de daha çok kötü bir şey soykırım. Sistematik. Evet. Hiç tanımadığın bir kişi. Hiç tanımadığın kişileri kitleler halinde öldürüyorsun. Kitleler halinde trenlere bindiriyorsun. Onların emirlerini veriyorsun. Bir imza atıyorsun ve hepsi doluyorlar oraya. Ve bir sebebi de yok. Yani sadece Yahudi olduğu için. Evet. Anthony de Curtis, rock yazarı ve akademisyen sorular soruyor. Ki Türkçesi o kütüphaneyle ilgili yazdıklarından dolayı konuk oluyor. Neden bu kadar kütüphane memuru olmak? Senin sorduğun soruya. Benim çocukluğumda iki şey çok önemliydi demiş diyor. Birisi kilise, diğerisi kütüphaneler. Benim için ikincisi çok önemliydi. Birisi Tanrı'nın eviydi, diğeri insanlara aitti. Halk kütüphaneleri. Ben yıkıntıların olduğu bir İngiltere'de büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Savaşın her yere baktığımda barbarlığı görüyordum. İnsanlığın bunların, çevremde bunların yapanın insan olduklarını. Yıkılmış ölüler, ölmüş insanlar, yakınını kaybetmiş olan etrafındaki insanlar. İnsanın böyle dışarıda böyle bir şey, hayat var. Yani insanın barbar olabileceğini hatırlatan bir şey. Ama kütüphaneye girdiğimde insanların bambaşka bir şey yaratabileceklerini de görüyordum. İnsan hakkında iyimser olabiliyordum kütüphaneye girdiğimde. Medeniyet diyen şeye ben inanırım diyor o söyleşide. İlginç. İnsanların bunu yapabileceklerini görüyordum kütüphanede de. Evet, çok ilginç. Evet, bugün radikal kötülük, daha doğrusu kötülüğün sıradanlığı diyelim. Her ikisi de bu arada biri Hannah Arendt'in ünlü kitabı Adolf Eichmann Budist'te alt başlığını taşıyor. Metis'ten yayınlandı. Bir de Richard J. Bernstein'in Radikal Kötülük Bir Felsefi Sorgulama adlı alt başlığı olan kitabıyla o da Varlık'tan yayınlandı. Bu ikisinden çıkarak işte gerek Hannah Arendt gibi siyaset felsefecilerinin gerekse Auschwitz gibi yerlerde neler yapıldığını da konuşarak gidiyoruz. Evet, şimdi radikal kötülük, radikal kötülük terimin üzerinde duruyor başlangıçta Arendt, insani sayıklarla açıklanamaz diyor. Ama aslında kötü, insani sayıklarla açıklanamayan, dürtülerle açıklanamayan bir kötülüğün sıradanlaşması... Yani kötülük sıradanlaşırken de yine insani sayıklarla açıklanamayan bir kötülükten söz ediyoruz biz. Evet. Yoksa ben insanın kendi şahsi çıkar sağlamak için yaptığı ufak tefek hesaplar falan değil bu kötü. Arkadaşına kazık atmak gibi ya da bir şey kötü bir mal satmak gibi. Bu da bir kötülüktür aslında. Zehirlenebileceğini bile bile insana bir bozuk bir şey satmak ya da ne bileyim yaptığım bir sözleşmeye uymamak normal hayatta ödünç aldığım parayı vermemek bir tür şeyler olabilir. Bunlar da kötülük sayılabilir. Kötülük kavramı içerisine giriyor. Bunlar hepsi insanca şeyler. İnsan böyle şeyler yapar.
Bunların karşılığında da ceza yasaları vardır. Hukuk mahkemelerine başvursun, ceza mahkemelerine başvursun. Hakkını alırsın, alamazsın ayrı, evet. Ama yani evet. Ama insani sayıklarla, dürtülerle açıklanamayan bir kötülük sıradanlaşırsa, bunu herkes yapabilirse, herkesten beklenebilir hale gelirse, çok sıradan insanlar da bu kötülüğü yapabiliyorlar ise, böyle bir kötülüğün faili olabiliyorlarsa, işte o çok kötü. Evet, gerçekten yani. Burada Kant'ın salt aklın sınırları içinde dinde başlığı makalesinde kötülüğün kaynağı bencilliktir diyor. Yani Kant kötülüğü böyle görüyor, bu kadar görebiliyor. Keşke insanlar bütün kötülükleri bencillikten kaynaklansaydı. Ama değil. Yani açıklanamayan şeyler. Bencillik niye kötü? Bir insanı araç olarak görüyorsun. Bir insanı araç olarak görmek, onun insanlığından biraz daha eksiltmek, kendinden biraz daha eksik olarak görmek. Ama diğerinde insanı insan olarak görmüyorsun. İnsan olarak görmediğince ona her türlü kötülüğü yapabilirsin. Her türlü kötülüğü hedef olabilir o. Tabii canım, yani burada çok öte, aşkın bir durum var yani. Evet, yani birisinde de bir insanı bencillikle yapılan kötülüklerde onu araç olarak gördüğünde de onun onurunu çiğniyorsun aslında. O da kötü. Tabii. O da bağışlanabilir kötülük. Kolay kolay unutulabilir kötülük değil. Hele çok yakınından geliyorsa. Bir başka insan onurunu çiğnemek de çok kötü bir şey. Ama insan bunları yapabiliyor. Evet, pek çok örneği var. Evet, yani türlü. Kişisel çıkarlar için yapabiliyor. Ama diğer insani nedenlerle, insani gerekçelerle ya da sayıklarla açıklanamıyor. Ne kutsal kitaplarda karşılığı var ne de ceza yasalarında. Evet, yok. Hakikaten. Ya da en azından Hannah Arendt'in bunları yazdığı tarihte yoktu. Yoktu ve çok öncü bir düşünüre de bir şekilde yer vermiş olduk. Artık gittiği yere kadar gitmek üzere. Bir parça çalarak bitirelim. Patti Smith'le başlamıştık. Onunla da bitirebiliriz. Helpless. Hepinize günaydın. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.